tespitleriyle karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran Arca önce Arto ile tartıştı. 50 kişi de seni sevmiyordu. Peki Arto seni seviyorlardı. Ben bırakalım beni de seni tartışalım. Övmüyordu anlamında söylüyorum. Beni geçelim ya. Bir ilhamdadır. Yani, gönülden gelen o kabiliyettedir. Ama senin gönlünden ne gelecek? Bırak bu işleri Allah aşkına. Sen de milleti halkı kandırıyorsun yani. Saçmalama. Hiperstar. Ne hiperstar Allah aşkına? Sen diyorsun ki ben Sezen Aksu'dan bile iyiyim. Yani onu söylemedin mi sen? Bir şey diyeceğim. Sen avukatı mısın Sezen Aksu? Sezen Aksu kendi gelsin konuşsun. Arto ile söz düellosuna giren Arca kendisini diğer sanatçılardan ayrı bir yerde gördüğünü bakın nasıl anlattı. Şimdi beni nerede görüyorsa ben oradayım. Tuvalette görüyor halk seni. Şu bakın terbiyeye bakar mısın? Terbiye senin mahallenden hiç geçti mi acaba? Geçmedi belli oluyor işte. Birkaç telefon zaten bağlısın. Türk halkı Allah'ıma şükürler olsun birkaç, ki seni tanıdı birkaç, ondan sonra beni keşfetti. Neyse bir yerimle gülüyorum ama. Sürekli konuşarak Arto'yu bile susturmayı başaran Ajjar bu kez bir kadın seyirciyle kavga etti. Ben de yazıyorum. Çok kolay yazmak. Ne yazıyorsunuz siz? Ne anlatıyorsunuz siz? Ne veriyorsunuz halka? Nefret ediyorum sizlerden. Ama Ajjar bir dakika dur. Ben söyleyeceğim. O halktan biri de benim halk. Önce haber versin. Temelli söylesin. O halka sesleniyorum. 4 yıldır örnek çalışıyor burada. Niye dedin? Madem sevmiyorsun niye öyle yapıyorsun? Ayla diyor zaten. Bir defa yapma. Hayır efendim. Gözümü alayım aileyi de. Peki niye playback yapıyorsun? Canlı okusana. Seray. Canlı da okurum ama şu an o. Seray Sever kadar sesin yok mu senin? Kim demiş yok diye? He? Oku o ben zaman. Ben kimlerle yarışıyorum? Kıskandığı şarkı şu Suret ifadesi. Suret ifadesi lütfen. Kadın seyircinin eleştirileriyle çılgına dönen Ajjar giderek seviyeyi düşürdü. Çok konuşma. Sen kendin var. Ajjar sana yıkılacak orada. Ajjar. Çok konuşma. Bir daha konuşma. Kimsin sen? Ajjar. Halka işte böyle yapan bir zavallı olarak görüyorum ben. Sensin zavallı. Zavallı. Çok zavallı. Sensin. Böyle. Hayır seni yedim beni de mi yiyeceksin? Ben çok iftihar ediyorum kendime. Bütün Türkiye'yi yedim beni de mi yiyeceksin? Nane nane. Çikida açık damuz demiyorum. Kocan nerede? Çikida kızın nerede? Demiyorum ki. Nerede çünkü sahip çıkamadın onlara. İnsanlara muzlardan bile nefret ettim. Sizi yok edeceğim yok. Türkiye sizin gibileri değil. Bu görüntüleri izleyen ünlü iş kadını Sema Çelebi de dayanamayıp yayına telefonla katıldı. Ancak Ajjar yine susmadı. Sema Hanım, Sema Hanım. Beceremiyorsunuz da terbiyenizden orada oturup. Sema Hanım beni dinleyin artık yeter. Bana hitap etmenizi istiyorum. Dinlesin artık canım yeter. Kompozisyon yazıyor bu. Cevap hakkı verebilir misiniz bana? Tamam. İsterse 1000 tane holding olsun. Tamam ama düzgün koyacağım. Bir şey söyleyeceğim ama bu ses... 1000 tane holding olmuş akıl yok mu bana? Bu ses çok öyle olacak. Hayır bırakın bir dakika. Cevap vermek istiyorum. Güzel bir ses. Ya ona cevap vermem gerekiyor şimdi dağıtıyorsunuz böylelikle. Tuğba sakın sen bu aşkı yabana atma. Ağzından çıkanı kulağa duymayan Ajjar'ın önce Arto'yla ardından kadın seyirciyle tartışırken canlı yayında sarf ettiği sözler tepkiyle karşılandı. Sıkıntıya gelemem kim olsa olsun. Beni benden çaldın inan helal olsun. Bileceksiniz. Ajjar'la seyirci kavga etti. Zavallıları ne hale soktuysan onların acısını sana ben soracağım. Ortalık birbirine girdi. Senin gibi bir mal gelmedi önüme ilk defa böyle bir şey oldu. Sen mal oldun ne yaptın yani. O zaman? Bu kavga kaçmaz. Kimsin sen, kimsin sen, kimsin sen, kimsin sen, kimsin... Ajdar. 4 sene önce Nane Nane adlı şarkıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken Ajdar, Dobra Dobra adlı programa konuk oldu. Tuba. Daha ilk andan itibaren agresif ve sert tavırlarıyla tepki toplayan Ajdar, stüdyoda bulunan bir seyirciyle de kavga etti. Cümlemi kesmeyin! Aa bir dakika niye? Hayır cümlemi kesmesin! Hayır sen kimsin? Bunu kim dahil etti buraya ya? Stüdyodaki seyirci Ajdar hakkında yorum yapınca konu bambaşka yerlere saptı ve ortalık bir anda karıştı. Ne demeyeceksin? Nane nane! Çıktı açık damız demiyorum. Kocan nerede? Kızın nerede? Bu sözler üzerine stüdyo bir anda buz kesmiş, Ajdar ve izleyici adeta birbirine girmişti. Bırakın sanatı sanatçılar yaptı. Bakın uçak ya. Havada giderken pilot sürer, sen değil. Pilot sürer, yolcular arkadan kalsın da dur. Yani demiyor ki pilot. Kimse de kendini sandalyeye böyle yapmıyor. Ağzı bir an olsun durmayan, bağıra çağıra konuşan Ajdar'a Arto öyle bir söz söyledi ki Ajdar neye uğradığını şaşırdı. Beni dinle şimdi. Ama seni ne dinleyeceğim hep seni dinle. Biz bırak da biz de konuşalım. Sakin ol. Yani bugüne kadar 10 yıldır tam konuşamadın, 14 yıldır Ajdar'ı bulduk konuşacağım. Ama önüme seni bir anlatamadık bu saniye. Senin gibi bir mal gelmedi önüme. İlk defa böyle bir şey oluyor.
Sen mal oldun, malsın yani. O zaman. Arto ve Ajdar'ın atışmaları program boyu devam etti. Makine mühendisi olabilirsin. Eşek eşektir yani. Eşeğin üstüne altın semerde vursan eşek eşektir. Sen şizofren olmuşsun. Sen bence tedaviye ihtiyacın var. Aslında sen zaten psikologla %100 görüşüyorsun. Ben çünkü çok iyi değilsin. Program bitiyor. Arto ve Ajdar'ı bir araya getiriyoruz. Dur bir dakika. Şu kolunu malını çek ama ya. Şimdi... Ajdar halkın kendisini çok sevdiğinden bahsediyor. Arto ise bunun tam tersi olduğunu söylüyordu. Halk beni çok seviyor. Halk bana bayılıyor. Fotoğraf yetiştiremiyorum. Herkes değişik illerden bile arıyorlar. Arto, Ajdar'ın takındığı tavra bir türlü akıl sır erdiremişti. Bu kadar agresif olur mu ya bir insan? Bak, agresif olmaktan öte bakın ne diyorlar. Ya devamlı bağırarak bir reyting yapmaya çalışıyor. Yani böyle bir şey olmaz ki. İkili durdurak bilmeden bağıra çağıra kavga etti. Bu kadar haddini ve kendini bilmezlik olur mu? Diğer eşeksin diyor eşek. Ya eşek... Kim ya, tövbe yarabbi, bana zorla benim sınırlarımı zorluyorlar. 500 kişi Ajdar'ın eşek olduğundan bahsediyor kardeşim, eşek. Ajdar'a daha fazla dayanamayan Arto sonunda pes etti. Bu kim ki bizi muhatap ediyorsunuz ya, bu kim ki ya? Kaldır kollarını da koç, oynat parmaklarını. Kaldır kollarını da koç, oynat parmaklarını. Ve şovunu başarıyla tamamlayan Ajdar sonunda izleyicilerden özür diledi. Ben bilmiyorum, öncelikle bütün Türkiye'deki kadınlardan hakikaten özür diliyorum. Böyle bir şey yaşamak istemezdim ama bu Ayla Hanım dürüstçe davranmadığı için böyle davrandım.